Samimi Haber ekibi olarak bugün Şirin Evler'de halka Cumhurbaşkanı adayınız kim diye soracağız. Bakalım cevaplar nasıl olacak? Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliği yapıyorsa kendini kontrol etsin. Evet. Sizin adayınız kim? Ben. Açık ve net. Neden siz? Tayyip Erdoğan. Değişmedi, değişmeyecek. Olsun, olsun. Ülke savaşa giderken, Üçüncü Dünya Savaşı'na hazırlanırken at değiştirilmez. Derede boğuluruz. Boğulan herkes olur. Sen ben değil. Şimdi boğulmadın ne oldu? Hayır, boğulmamışız ne olmuşuz? Ekmeğe muhtacız. Erdoğan'ın ekmeğe muhtacız. Erdoğan'ın eşarpı 150 milyardır. Bak bu kadın 5 liraya takıyor. Ben CHP'liyim. Evet CHP'liyim. Bir de ben Tayyip'e de 20 sene verdim. Türkiye batıyor. Sizin adayınız kim? Cumhurbaşkanı adayınız? Ya ne Cumhurbaşkanı ne? İnsanlar açlıktan ölecek. Kim aç? Herkesin elinde son model telefon. Hayır, açım diye bir şey yok. Herkese iş var. Çalışan. Bak ben hiç çalışmıyorum. Bak ben bir engelli çocuğumun maaşıyla geçiniyorum. Bir tek engelli ama aç değilim. Çok şükür Allah'ım. Sizin adayınız kim? Cumhurbaşkanı adayınız? Benim adayım, ben AK Partiliyim ama ben yapılana bakarım. Recep Tayyip Erdoğan bana bakmıyor ya. Bana yardım ediyor. Devlet mi ediyor? Devlet mi ediyor? Kardeşim tarıkta onlar mangal yapıyor, biz de kokluyoruz. Mont bir gereksinim, elbise bir gereksinim. Kim sağcım demeyecek. Hayır. Bu kafayı bırakın artık. Bunlar bir gereksinim ya. Git buzdolaba bak. Buzdolabı. Git buzdolabına bak. Telefona bakma. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Sen yardım mı alıyorsun? Ne kadar alıyorsun yardım? Hanımefendi, bir 400 TL para alıyorum. Ne? Yok. 400 TL geçiniyor musun? Geçiniyorsun. Dolabına ne kadar giriyor senin ayda? Gidiyorum azar azar çocuğun alıyorum. Çocuğun var mı? Var. Çocuğun kaç aylık? Çocuğum 3 tane çocuğum var. Lan kaç yaşında? 21, 26 yaşında. Benim çocuğum kaç yaşında? Tuvalete gidemiyorum. Benim çocuğum kaç yaşında? Kızım 1,5 yaşında, oğlum 3-5 yaşında. Benim aylık giderimi sen biliyor musun? Ha? Benim evde anne, hasta annem var. Hasta babam var. Benim abilerim bana bakmıyor. Eve bakan benim. Evin geçimini sağlayan benim. Ama gidip de ben burada demiyorum ki ben Tayyip Erdoğan bana yardım edin demiyorum. Tayyip Erdoğan sana verdiği yardım ben sana söyleyeyim. 4 ayda bir, 6 ayda bir 400 lira. 2 ayda bir 100 lira. Fotoğraflarım var. Elektrikler, su, doğalgaz. Nerede bunlar? Bana da yardım. Ama veriyor. Devlet elektrik faturası harcama ödüyor. Tayyip Erdoğan sorumlu değil ki yani. Tayyip Erdoğan kendi başına mı orada oturuyor? Onu biz oturtturduk biz. O kendiliğinden oturmuyor. Bakanla tarihi geçmiş bilinç, hep tarihi geçmişleri veriyor. Başka bir şey yok. Tutturan biziz. Halkın çoğunluğu reisimizi seviyor, ona güveniyor ve ülkenin kalkınması için ona her tür desteği yapıyoruz. İnsanların cebi para gördü, para. Bir kilo elma mı aldın? Bununla ne geçineceksin? Kurban oldun mu? Kaç lira verdin sen? Kaç lira verdin? He? Tutturdum ben, benim gibiler. Sen kimsin? Sen kimsin ya? CHP'ye başka kimse yok. Geliyoruz. O reisimizi istiyor. O 20 yıldan beri buradaysa insanların çoğu seviyor demektir. Bunu anlayın kas kafalılar. Türkiye aç kalacak. Gitsin artık. 20 senedir gitsin artık. İstemiyoruz. Hep mağdur edebiyatı yapıyoruz. Yalan. Bir dakika, senin adayın kim? Mansur Yavaş olursa mükemmel olur. Neden Mansur Yavaş? Çünkü şöyle bak. Yönetim olması gerekiyor. Hırsızlık olmaması gerekiyor. Bak, yolsuzluk demiyorum. Direkt hırsızlık olmaması gerekiyor. Çalınmaması gerekiyor. Erdoğan engelli maaşını verir. O zaman Tayyip Erdoğan benim annemle annemle dedemin maaşını niye vermiyor? Maaşları almıyorlar mı? Alamıyor. Kim alamıyor? Annem maaşını alamıyor. Kendi maaşını mı? Anneannem dedemin maaşını alamıyor. Sen hala AK Parti'yi beğeniyor musun? Evet, çok beğeniyorum. Hangi kim? Çok hizmet yapıyorum. Bir saniye. Sen gerçekten vatana
ihanet edenleri. Türküm demeyi, Türküm demeyi yasak, ırkçılık sayanları, bak senin cüzdanına bir bak bakalım ne yazıyor. Türkiye neyine bakayım? İşte kimliğine bakmadığın için ne mutlu Türküm demeyi iptal edene, Türküm demeyi bak senin TC'nde ne yazıyor? Bak bir şey diyeyim mi? Yaşıyorsun. Erdoğan. Yaşıyorsun. Sen hangi devlette yaşıyorsun? Cumhuriyeti devletinde yaşıyorsun. Tamam, elinizi biraz geri çekin. Türküm demeyi ırkçılık sayan adam şimdi ne yapıyor? PKK'ya destek veren ne yapacak? PKK'yı dağdan indirip meclise sokar kim? Kim? PKK'yı dağdan indirip kim? Ona cevap ver. Sorun para falan değil. Sorun ülkeyi soymaları. Çöktüler devletin üstüne. FETÖ bir yandan, PKK'lı bir yandan. Ha benim gibi vatanseverler de terörist oldu öyle mi? Senin beynini tarikat iyi yıkamış. Sizin adayınız kim? Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Efendim? Sizin Cumhurbaşkanı. Mansur Yavaş. Bütün millet bunu istiyor. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Bütün millet böyle isterken hiç kimse kendi kafasına asla alan çıkaramaz. Herkesin oyu belli. Milletvekilleri neden milletvekili oluyor? Niye? Benim sözümü mecliste söylesin diye. Ben oy veriyorum. Gitsin beni konuşmamı söylesin diye. Ben yetki veriyorum onlara. Bütün milletin yetkisi Mansur Yavaş'a bitti. Kendi kafalarına da çıkaramazlar. Abla. Nerede o? Dünyada o kadar Kürt insan var. Niye hepsi oluyor? Kurban oldum. Bir anda kalktım Kürtlere diyorlar terörist diyor. Ya senin Kürt, Çerkez, Laz olman değil. Sen hangi devlette yaşıyorsun? Bak ben Kürt'üm, kalktım bana terörist diyorlar. Sen, niye? Sen hangi devlette yaşıyorsun? Ama işte bu... Ben Türkiye'de yaşıyorum. Bir savaş çıksa hangi devlet için ya savaşacaksın? Sana tek soru soruyorum ya. Çanakkale'de... Tek bir şey soruyorum. Çanakkale'de Kürtlerde, Türklerde... Kurban oldum. Sen beni bir dinle. Sana tek bir şey soruyorum. Bir şey soruyorum. Sen kimin bayrağı altındasın? Bir savaş çıksa kimin için savaşacaksın? Senin hakların, diploman, askerliğin, bu kadar tapuların kimin üstüne? Hangi devletin hakkı? Senin evden nüfus cüzdanını alıyorlar. Haberin var mı? Var mı senin havan? Senin devletin olmazsa senin dünya üstüne bilin biter. Cumhurbaşkanı adayı benim. Kadınlar eşek gibi ölmeyecek. Adam gibi yaşayacak, insan gibi yaşayacak. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Şu anda tabii Kılıçdaroğlu düşünürüm her şeyden önce. Çünkü Adam Muhalefet Partisi CHP'dir. Tayyip Erdoğan. Yok çünkü göremiyoruz yani. Görüyoruz diğer adayları görüyoruz yani. Altılı masayı görüyoruz yani. Şimdiden dağılmış zaten yani. CHP'de Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Vallahi AK Parti'den çok memnun kalmadığımız için onu seçmeye karar verdik. Tabii ki Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? 20 senelik kondisyonuna bakıyorum ve onun gibisi de bırakın Türkiye'de dünyada yok. Tayyip Erdoğan olmalı. Neden? Türkiye ondan başka gönderecek kişi kalmamıştır. Bu belediye başkanı Tanju Özcan olsun. Neden Tanju Özcan? İyi o iyi. Neden Mansur Yavaş? En iyi ahlaklı insan o zaman. En güzel insan o. Başarılı insan o. Gençlere hitap eden Mansur'du. Yavaş bence. İyi Parti. Kim? Meral Akşener mi? Evet. Neden Meral Akşener? İyi geleceğini sanıyorum. Bence siz olur. Var. Güzel bir hanımefendi. O da sizin olmanızı istiyorum. Cumhurbaşkanı kim olmalı? Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Yani halk için çalışıyor. Belli yani. Adayım Meral Akşener. Adayım yani Ümit Özdağ var şu an yakın gözüken. Meral. Neden Meral Akşener? Hayır. Yolunu gösterecekler, işsizliği gösterecekler hepsini karşımızda var. İnşallah gelirler. Bence Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş veyahut da Ekrem İmamoğlu olmalı. Neden? Çünkü her ikisi de seçmen nezdinde itibar sahibi, inanılır, güvenilir insanlar, icraatçı insanlar, genç ve dinamik insanlar. Büyük ihtimalle zaten ikisinden birisi tercih edilecektir. Hangisi olursa olsun mutlaka en az 10 puan farkla seçimi kazanacaktır.
Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu. Sizin nedeniniz ne? Aynı yani. Onlara güveniyoruz. Yani ne bileyim, her şey güzel olacak. 2023 seçimleri öncesi halkın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün Şirin Evler'deydik. Halka Cumhurbaşkanı adayınız kim diye sorduk. Cevapları ekranlarınıza taşıdık. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.